Bak şimdi işte bugün çok üzücü bir haber aldım. Mehmet Bayrak abimiz vefat etti. Bir haber geldi, kalp krizi geçirdi falan. Dua edeyim derken, duaya fırsat kalmadan dediler vefat etti. Mehmet Bayrak mübarek şurada dururdu hep. 25 senedir, 30 senedir sohbetimize devam eder. Hastalığı da pek yoktu. Sapasağlam daha yakında yine geliyordu derneğe. Takva sahibi, dindar. Cemaat hiç bırakmadı. Kötü günlerde benim hep yanımda oldu. 2000 senesinde ben hapse atıldım. Babam iflas edince 28 Şubat'ta babamı iflas ettirdiler. İçten dıştan. Ondan sonra bana tabii her türlü darbeyi birden vurdular. Hapse de attılar. Vakfımı kapattılar. Külliyeme el koydular. Hala da bunlar geri vermiş değil. Ayrı dava. Zulüm devam ediyor tabii ki. Yani Çoluk çocuğum perişan oldu. Çünkü babam, o zaman benim kitabım, mitabım çok yok böyle. Ta 17 sene, 18 seneyi konuşuyorum. Hani telif ücreti gibi bir durumum yok, bir şeyim yok. Babamın bakımındayım. Babam da iflas etti adamcağız, perişan oldu falan. Çoluk çocuğa bir kuruş ihtiyacınız var mı soran yok. Maalesef. Maalesef. Yani kötü günlerde çok işler yaşadım. Bu mübarek adam işte bir, birkaç kuruş bir şey her ay getirmiş. O zaman rahmetli Mikail amca vardı. Mikail amca işte eve gözür Hanım derdi ki o da kalmış babasının eline yani. Benden de bir şey gelmiyor. Ben hapisteyim. Benim babam öyle olmuş. öyle Derdi böyle kağıt yazılıyordu. 300 lira, 400 lira bir şey ama e bir bir evin geçimi için bir ekmek parasıdır yani. Mehmet al bayrak diye yazar derdi. Bizim hanım oradan hatırlıyor. Derdi ki hiç kimseden bir kuruş görmedik de bu adamcağız her ay bir şey gönderirdi. Bu hocam çoluk çocuğu ne yiyor ne içiyor. 50 bin, 100 bin kişilerle cemaati topladık, dağıtıyorduk ama ben diyordum size El Fatiha deyince dağılır bu millet. Dağılır bu millet. Onun için beni de çok teşkilatçı zannedenler Boşuna uğraşıyorlar. Yani ben de hiç teşkilat yok. Dibine kadar arayın yani. Yazık mesainize yani. Ben gariban bir derviş adamım. Böyle yaşadım, böyle öleceğim inşallah. Böyle öleceğim yani. Ben protokol adamı değilim. Ben ağaların paşaların adamı değilim. Ben siyasetin adamı değilim. Ben hiçbir şeyin adamı değilim. Ben Allah adam olmaya çalışıyorum yani. Sizin hizmetçi olmaya çalışıyorum yani. E şimdi gel Mehmet Albayrak'ı unut. Unutulur mu bu adam şimdi? Yani bir sene bu adam cihaz orada efendim e, çoluk çocuğumuzun arkasına arı. Ondan sonra Hızır Efendi şehit oldu. Hızır Efendi şehit olunca işte o zaman adımız geçiyor. Bayram Hoca, ben. Zaten telsizlerden cübbeli vuruldu diye geçmiş yani polislerin o zaman. Hızır Efendi'yi vuran şeye doğru kaçarken Acem olacağım işine doğru. Sonra da Bayram Efendi de şehit ettiler tabii. Bu o, o zaman ismi geçenler sonradan onu da şehit ettiler. Allah kabirlerini nur eylesin. Amin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin. İki şehit hocamızın. Efendim, Efendi Hazretleri bir gün dedi, Ahmet dedi, şey yapalım, ne onun adı, kulağıma çekti de, Efendi'nin de bir sırrı yoktur da, ne yapsın kimse duymasın diye sünnete ittiba yani. Dedi ki ben dedi çelik yelek giydirdiler bana dedi. Bizi de vuracaklar diye zaten o efendiyi vuran efendi bekledi çok da. O gün de e her pazar gelenlerle ders verirdi. O hafta demiş ki kapayın kapıyı şey almayın. Hızır Efendi'yi sonra buldu dışarıda işte. Esas Efendi'ydi de hedef. Ondan sonra dedi Ahmet ben çelik yelek giydim dedi. İşte yani o zamanı söylüyorum. Sen de giy dedi. Biz de giy, asır. E paramız yok, bir şeyimiz yok. Ekmek zor buluyoruz o vakit, perişan ettiler bizi. Bu Mehmet abi o zaman işte kaç para deysa, kimseden bir şey isteyemedik, bulamadım. Dedi ben bunu veririm dedi. Çelik yelek parası o zaman. Tabi o çelik yelekler birkaç senede biliyorsunuz hükmü geçiyor da. Adamın amel defteri kapanmasın. Yani o vakit de senin canım bizim için mühim dedi yani ki iyi bir paraydı. O da çok da zengin bir adam değildi. Onu da hiç unutmam yani. Ondan sonra biz de zannettik çelik yelek giydik de bir şey olacak. O pazar Milliyet Gazetesi'nin ekinde. Köye gizledi ya efendi bana fıs fıs ediyor. Milliyet Gazetesi'nin ekinde yazıyor. Mahmut Hocacılar bıçak sırtında hepsi çelik yelek giydi. E İsmaila'nın dibinde ajanlar var. Efendinin yanı ajanlardan hiç boş kalmadı. Ahmet buyurdu, seni de boş bırakmazlar, beni de boş bırakmazlar. Beni biraz boş bıraktılar bu ara, baktılar ki hepten koca kara hükmüne geçti falan. Beni herhalde biraz boş bırakıyorlar. Yani ajanlar bakımından, tehdit bakımından tehditlerim geçmez de. Yani biz orada göğe fıs, fıs ediyoruz, Milliyet Gazetesi'ne çıktık yani. Adamlar böyle. Onun için Mehmet abimiz Allah Teala amel defterini mahşer sabahına kadar açık eylesin. Amin. Ecrini kat kat azafı muzafe ile takdir eylesin. Amin. Rabbim seyyatını mahve eylesin. Amin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Yüzünü ak eylesin. Amin. Münker nekir ehsen surette irsal eylesin. Amin. Şu ilim meclislerine senelerdir bırakmaması, e, hocaları Allah için sevmesi, Ehli sünnet insanlara Allah için hizmet etmesinin karşılığını kabrinde nurlu bir surette eniş ve yolda eylesin. Karşısına çıkarsın, mahşer sabahına kadar yanında baki eylesin. Amin. Mahşere çıktığında dostlarıyla haş eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizle hac eylesin. Meşayihimizle haş eylesin. Amin. Amin. Allah geride bıraktığı çoluk çocuğuna sabrı cemil, ecri cezil, onlara da hayırlı uzun ömürle babalarının yolunda yürümeyi, Babalarının yolunu yaşatmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Daha yeni şimdi göldü yani. Daha defne olmadı. Bakalım Erzurum'a götürürlerse İspirli'ydi biz gidemiyoruz. Burada olursa yarın, şimdi haber alamadım yani cenaze vaktini saatini. Telefonları açmadılar. Açmayalılar diye bana haber gelecekti. Şu ana kadar gelmedi. Ben şeyde yazarız sitede. Size bildiririz yani. Yarın Cuma İstanbul'daysa bildiririz yani. Onun için ben de şu anda bilmediğimden bir şey diyemiyorum ama cenazesine gidilecek adam yani arıyorsanız işte Mehmet Albayrak denen mübarek insandır. Mehmet Albayrak abimin ruh azizi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve rasulü la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefes adede ma Allah 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 Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Kabrin nur eyle derecesini eyle. Hediyelerimiz önden gitti. Bu hediyelerin onu karşılamasını nasip eyle. Amin. Ve kabri şerifinde Ya Rabbi istirahatini yevmen fe yevmen müjdad eyle. amin.